İl değerlendirme toplantısı için Antalya'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, yaptıkları toplantılarda salgının öncelikli konuları olduğunu belirterek, sağlık hizmetlerinin tamamını değerlendirdiklerini kaydetti. Antalya'da yapacakları çalışmada hem yerinde inceleme hem de mesai arkadaşlarıyla civar illeri değerlendireceklerinin altını çizen Koca, yapacağımız toplantının benzerlerini başka bölgelerde, illerde de yapacağız. Antalya'daki çalışmalara valimizle görüşerek genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladık şeklinde konuştu. Ülke genelinde sıkılaştırılmış kurallarla 17 gün sürecek bir kısıtlama uygulamaya girdi. Kısıtlamanın ilk gününde bölgedeki illerimizin durumunu yerinde değerlendirmek ve tedbirleri yerinde kontrol etmek için bugün Antalya'dayız. İl değerlendirme çalışmalarında o ilimiz ve civarındaki illerimizin sağlık hizmetlerindeki durumunu değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmelerde tabidir ki koronavirüs salgını öncelikli konumuz oluyor. Ama sadece salgını konuşmuyoruz, sağlık hizmetlerinin tamamını değerlendiriyoruz. Antalya'da bugün yapacağımız çalışmada hem yerinde incelemelerde bulunacağız, hem de mesai arkadaşlarımızla beraber civar illeri değerlendireceğiz. Bugün yapacağımız toplantının benzerlerini önümüzdeki günlerde başka bölgelerde, başka illerde de yapacağız. Antalya'daki çalışmalarımıza Sayın Valimizle görüşerek ve genel bir durum değerlendirmesi yaparak başladık. 14 aydır büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgında yeni bir pik dönemi yaşadık diyen Koca, alınan tedbirlerle bir miktar düşüş sağlansa istediğimiz olmadı. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma zaruret halini aldı dedi. 2 haftadır uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızını sağlayamaması sebebiyle 17 günlük bir kapama dönemiyle vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyorum. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın desteğini vurgulamak istiyorum. Pandeminin Antalya'daki seyrini Sayın Valimizle konuştuk. Sağlık yatırımlarımızda önemli diğer gündem maddemiz oldu. Antalya'da sağlık hizmetlerimizin sunulmasındaki durumu, sağlık alanındaki ihtiyaçları, destek talep eden hususları istişare etme fırsatı bulduk. Salgında mücadelede filyasyonun önemine vurgu yapan Bakan Fahrettin Koca, filyasyonu dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Filyasyon ekipleri hem temasları belirleyip izole etmek hem de ilaçları ulaştırmak için çalışıyorlar ifadelerini kullandı. Salgınla mücadelede bildiğiniz gibi filyasyonun önemi büyük. Bu sistemi dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Filyasyon ekiplerimiz hem temaslıları belirleyip izole etmek, hem vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırmak için canla başla mücadele ediyor. Antalya'da her biri 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 358. Antalya'da son bir haftada vaka sayısında %35 oranında azalma görüldü. Antalya'da şu an yatak doluluk oranımız %47.7'ye, yoğun bakım doluluk oranımız ise %66.3'e düşmüş oldu. Yani son hafta hastane yükümüzün azalmaya başladığını görüyoruz.